Merhaba arkadaşlar, yeni bir Muhabbet Bahçesi kanalı videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz, muhabbet kuşlarımız neye göre yaşatırız, nasıl yaşatırız ve eşya azalıklarını nereden anlarız arkadaşlar? Şu şekilde yeni eşya attığım iki tane çiftim var. Zaten siz de diğer videoda izlediyseniz biliyorsunuz. İzlemeyen arkadaşlar için de bu şekilde bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar şu an buradaki eş kuşlarımızı genç oldukları için beraber yaşattık. Neden genç oldukları için beraber yaşattık? Sarı erkeğimiz şu an kızışma zamanında. Dişi daha kızgın değil. 9 aylık bir dişiyle burada gördüğünüz gibi 5,5 aylık bir erkek var burada. Erkek kuş, şimdi neye göre de yaşatılı kısmına gelelim tam burada konuya buradan gelmişken. Erkek kuşları ben kendim 5,5 ve 6 aylıkken dişi kuşun yanına bırakıyorum. Dişi kuşları da 7-8 aylık iken erkek kuşların yanına bırakıyorum. Neden bu şekilde bir çiftleşme, hani eşleştirme şeyi izliyorum. Dişi kuşlarda yumurta sıkışması gibi problemlerle karşılaşmamak için erken eşe bırakmayı tercih ediyorum. Erken değil, geç eşe bırakmayı tercih ediyorum. Yani 8-9 aylıkken eşe bırakmayı tercih ediyorum. Erkek muhabbet kuşu ise ne kadar erken o kadar iyi anlamında. Çünkü bu hayvanlar ilk kızacak, ilk tüylerinden çıktıklarında kızgın oluyorlar erkek muhabbet kuşları. Ve dişilere karşı daha bir ilgisi oluyor. Bizim ergenliğimiz gibi düşünün arkadaşlar, insanların ergenliğindeki gibi. O anda daha enerjik ve daha çok şey, nasıl anlatayım, daha çok dişiye karşı ilgili oluyorlar diyeyim. Bu şekilde direkt dişin yanına salabiliyorsunuz erkeği. Bu erkek dişe kuruyor. Tamam, gördüğünüz gibi bu da 5,5 aylık, bu da 5,5 aylık bizim yavrularımız ikisi de. Gördüğünüz gibi Fatma şu an yumurtada. Hani Fatma şu an yumurta hazırlığı yapıyor. Hatta şöyle belki yumurtası bile vardır, açık göstereyim. Evet, şu an daha yumurta yok. Fatma'nın yanında bu erkeğimiz attık ve çok ikisi iyi anlaşıyor. Fatma follower bile girmeye başladı. Bunların ikisini dün bir araya getirdik. Bunlar da gördüğünüz gibi bu şekilde erkek dişiye kur yapıyor. Dişiden hazırlandı, dişinin de hazır olmasını bekliyoruz. Bu şekilde yani ilk olarak 6 aylık erkek ile 8 aylık dişileri tercih ediyoruz. İlk yaşatma yaşı çağı olarak. Ondan sonra renklerine göre yaşatabiliriz arkadaşlar kuşlarımızın. Nasıl renklerine göre yaşatabiliriz? Mesela bu kuşları sarı olarak attığımızda, yani sarı spangle ile çek bir sarıyı attık. Şu an burada gördüğünüz üzere. Bu hayvanlardan gelecek yavrumuz sarı ve yeşil tonlarında olma ihtimali çok çok yüksek. Yani farklı bir yavru gelmeyi çok düşük gibi ihtimal. Mesela bu kuşlarımızda da mavi iki tane çekimiz var. Yani bunlardan mavi ya da böyle babaları gibi mavi beyaz kuşlar dışında kuşların gelme ihtimali çok düşük. Arkadaşlar buradaki renge göre atmanın ilk amacı zaten burada bu. Yani gelecek yavruyu aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz şekilde yaşatmak. Şu an gördüğünüz gibi onlar da birbirine kur yapıyor. Burada. Sonra hayvanların kızgınlığına göre yaşatmak. Kızgın olduğunu nereden anlarız? Yani kızgın erkek, şu an burada gördüğünüz gibi, kızgın erkeğin biraz daha gaga cenesi koyulaşır arkadaşlar. Yani normalde olduğundan bir tık daha koyu olur. Dişilerimizde ise, hiç Fatma'yı rahatsız etmek istemiyorum. Şurada hemen pamuğu görüyorsunuz. Pamuk gibi kahverengimsi bir gagaya sahip olur arkadaşlar. Kahverengimsi gagaya sahip bir dişi, kızgın dişidir. Arkadaşlar hani bu dişilerimizi üretmesi daha kolay, erkekle eş tutması çok daha kolaydır. Muhabbet sonra dişi seçilir, erkek kuru yapar. Bizim üretim ailelerimiz, yani doğada olmayan üretim ailelerimizde erkekle dişi bizim eşleşmemize göre atılacağı için burada ikisi de kızgın olup takdirde eş tutma ihtimalleri çok yüksek oluyor. Biraz ne kadar problem de çıkarsalar, erkeğin de sırtı dönük ya. Şöyle. Bu şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi işte renge göre atabilirsiniz. Altından gelecek yavruyu tahmin edebilmek için. Kızgınlığına göre atabilirsiniz. Eşe atacağınızı nasıl anlarsınız? Dediğim gibi işte kızgın olmasına göre anlarsınız. Denemek mi istiyorsunuz? Denemek için de 6 aylık erkek, 8 aylık dişi öneriyorum. Dişinin de normalde 6 aylıkken aynı şekilde üremeye gerçekleştirebilir. Fakat sıkıntı şurada başlıyor. Yumurta sıkışması, dişide ikinci bir tüy dökme problemi, sonra yumurtalardan kalkma, yumurtaların boş olması problemleri daha fazla oluyor. Bu şekilde dolu yumurta alma ihtimali daha fazla. Şimdi bunlarda ilk önce çiftleşme görmemiz lazım. Çiftleşme gördükten sonra da bu hayvanlarımızda ne yapacağız? Yumurtanın dolu olma ihtimalini arttırmak için kuyruk altı tüylerini keseceğiz arkadaşlar. Bu işlemde de popo tüylerini, yani tam popoların gözükmesi gereken yerdeki tüylerini kesiyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi yumurtalarımızın doluluğunu arttırmak. Erkeğin de dişinde popo tüylerini kestiğimizde yumurta doluluğu artıyor. Mesela bu erkeğimizi kestik zaten. Çünkü biliyorsunuz önceden bu erkeğimizi
Burada yeşille attığımız için yeşilin onun kuyruklarını kesmiş ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunları da kesecek. Şu an erkek çok güzel kur yapıyor yani. Ben de bu kadar dün izleyememiştim. Bu şekilde erkek kovalıyor, kur yapıyor. Erkek biraz tüyde, şöyle kafasını böyle patlak, tüylerini patlatmış. Bu tüy problemini hallettikten sonra erkeğin kuyruk tüylerini keseceğiz. Dişin de kuyruk tüylerini kestirmiş takdirde bunlardan dolu yumurta alma ihtimalimiz çok yüksek. İlk kuluçkalarda arkadaşlar büyük ihtimal 4 ile 6 yumurta alırsınız. Korkmayın. Mesela bunlar da 4-6 bekliyoruz. Bunlar da 4-6 bekliyoruz. Yoğun kuluçkalarda hani 2. 3. artık kuluçkasına gelmiş kuşlarda 8-9 yumurtayı görebilirsiniz. Bunlar çek ve yerli kuşlar içindir. Yerliler don 11'de geçebilir. Arkadaşlar bu hayvanların neye göre yaşattım ben? Ben burada rengi göre yaşattım arkadaşlar. Çünkü aslında gayet yavruyum bileyim diye. Bu bileşmesini de şöyle anlatayım. Bunlardan çok güzel sarı spanyol yavrular geliyor. Lutino da geldiğini gördünüz. Daha önceki videolardan. Bunlardan albino geliyor. Arkadaşlar. Şimdi. Bunlardan ne geldiğini bilmiyorum. Ben memadile baktığında ne geldiğini bilmiyorum. Bunlar hiç belli etmez. Çek diyebileceğiniz herhangi bir kuşun hepsini gecelebilir altlarından. Yeşil gelir. Yeşil gelir. Böyle sarı parçalı, yeşillerden gelen parçalı gelir. Mavilerden gelen parçalı yavrular gelir. Mavi yavrular geldi. Şöyle yanımda bir tane olması lazım. Mavi yavru göstereyim. Şöyle mavi yavrular gelebilir. Bakın o da çok. Ama bunların en büyük özelliği sakallı yavrular vermeli arkadaşlar. Bakın şu sakalları görüyorsunuz değil mi? Bu hayvan daha 24-25 günlük. Biraz yorgun düşmüş bağırmakta. Bakalım kursağı dolu mu onun? Çok az bir kusma var. Ben orada dursa sana kusmazlar ama. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan şöyle. Bir dakika. Tek elle zor oluyor. Evet. Şimdi anne şu an girip rahat rahat kusacak. Çünkü çaptın izin vermiyor. Şimdi arkadaşlar bunlar hazır bir eş. Bunların yumurtlayacağı, bunların yumurtlayacağını nasıl anlarsınız? Göz gibi yavrulama bitti. Erkek sürekli dişinin peşinde koşturuyor ve birkaç kere çiftleştirme gerçekleştirdiler. Dişinin gördüğünüz gibi bakın kuyruk üstü bir tepecik oluşmuş. Hayvanın kanatları açılmış. Bu şekilde bu hayvanın yumurtlayacağını anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde. Daha bilgilendirici videolar çekmeye çalışacağım. Bunda biraz sönük kaldım. Ama daha ileri gelecek. Takipte kalın. Beni abone olup like atmayı unutmayın.